Evet arkadaşlar merhaba. 18 Temmuz 2021 Cruachtayız tekrar İrlanda'da. İrlanda gündüz programı yabancı at yarışları. Evet bugün yine 7 koşulu bir program var. TJK'nın bize sunduğu program içerisinde. Hemen görüşlerimize geçelim. Birinci koşu saat 16.10'da. The Minstrel Stakes diye geçiyor. Açık iki yani grup 2 koşusu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistte çıkacaklar. Evet bu grup koşusuna başladık ve burada 7'li plasede 1 numarayı Banco olarak Order of Australia'yı rahatlıkla sizlere verebiliriz. 1400 metre 63 kilogram üstü joker Ryan Moore. Yani Ryan Moore'un da burada kazanmaya en yakın olduğu koşu burası arkadaşlar. Diğer ayaklarda biz Ryan Moore'u yazdığımızı hatırlamıyorum ben çünkü. O yüzden 1 numara Order of Australia. Bahis oynayan arkadaşlar da bildirilir. Arkasından 7 ve 5 de gelecektir diye bunu da belirtelim ama çok net bir banko Order of Australia'yı bırakmayacaktır Ryan Moore. Çünkü bugün Cruachta kazanabileceği tek at bu. Görüntü icabıyla o. Evet. İkinci koşuyla altılı gayem başlıyor. Maiden bir koşu bu. Saat 16.45'te. Birinciye 9.000 euro ikramiye var. Maiden dişi 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim başlığımız var. Burada 9 tane safkanın 5 tanesini yazmak durumundayız arkadaşlar. Öyle dünkü gibi 5 liralık 8 liralık 8.64'lük kuponumuz 5 küsüre düştü daha sonra çıkan at yüzünden. Evet burada 5 tane safkanımız var. İlk atımız 6 numaralı ICU Baby McDonald'la. 9 numaralı Tell Them I'm Here, evet Halpin'le, GP Halpin. 8 numaralı Shabaya, Colin Kane'le. Biliyorsunuz Colin Kane buradaki en iyi jockey arkadaşlar. İrlanda'nın en iyi jockeylerinden. 1 numaralı Beagnach Sasta, KJ Manning'le. Ve son olarak da 7 numaralı Royal Blend diyoruz, Crossey'le. Shane Crossey arkadaşlar mutlak üzere 7 numara kuponlarda olmalı. Burasını 6, 9, 8, 1, 7 şeklinde geçiyoruz. Yani bir nevi 6, 7, 8, 9 ve 1 olarak aklınıza kalabilir. Evet, 3. koşuya geçtik. Şimdi altılı gayenin 2. ayağı saat 17.20'de handikap. 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim başlığımız var. Dişi safkanlar burada 1. 15.600 euro gibi bir ikramiye söz konusu. Buradaki ilk atımız bizim 1 numaralı Mia Mento, Shane Foley ile. İkinci atımız da 6 numaralı Flacket diyoruz, Colin Kane ile. Burası için bu iki tane safkanın dışına çıkacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Burası için yeterli görüyoruz. Üçüncü koşuyu 1 ve 6 olarak iki tane safkanla geçtik. Evet, dördüncü koşudayız şimdi. Cruachta, Allah kuraklık göstermesin, The Killboy Estate Stakes. Grup 2 koşusu 3 yukarı İngilizler 1800 metre çim pistte çıkacaklar. Toplam 3 tane safkana burada yer verdik. 8 safkan içerisinde ilk atımız 1 numaralı Angel Power diyoruz. Sylvester de Souza da buraya İngiltere'den geldi İrlanda'ya. Tek bu koşular için ki bu at için diye biz bir koşuda daha var da bir sonraki ayakta. Ama çok büyük bir fonksiyonu yok o koşuda. Ama burada King Power Racing biliyorsunuz sahipleri, İngiltere'de de bunların atları var. Angel Power'a Simpson de Souza binecek. Onun için burada diyoruz. Muhtemelen koşuda kazanacaklardan bir tanesi o. Her ne kadar 282 gün arada olsa. 6 numaralı Lovely Esteem McDonough'la ve 5 numaralı Create Believe Ben Cohen'le. Arkadaşlar burası bir başta olmak üzere altına çizgi çekiyoruz. Alternatif banko arayanlar için her ne kadar 282 gün arada olsa önemi yok, grubun üstünde o at. Ama arkasından 6 ve 5 diyoruz. Yani biz burada şablonumuz 1-6-5 şeklinde geçiyoruz. 5. koşudayız şimdi. Maiden 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2400 metre uzun metrajlı bir yarışa çıkacaklar. Burada arkadaşlar toplam 13 tane safkan var ve bir tane safkandan bahsedeceğiz ve onu da günün bankosu olarak ilan edeceğiz. O da Crossen'in bindiği 9 numaralı Zainuddin.
Arkadaşlar bu grubun bir tık üstünde kalıyor zaten. Baktığımız zaman herhangi bir handikap puanı olmasa da evet diğer bazı safkanların handikap puanları var görüyorsunuz. 13 numaranın, 5 numaranın, 2 numaranın. Biz burada Zainuddin'in Shane Krause ile bir şekilde bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz ve günün bankosu olarak ilan ediyoruz. Eğer dediğimiz gibi alternatif bankoları kullananlar bunun yanına alt yazabilirler. Tabii bu yabancı yarışlarda AGF oranları tabii ki önemli arkadaşlar. Ona göre karar verirsiniz. 6. koşudayız. 6. koşu tabela ayağı. Handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim pistte çıkacaklar. Tam 7 tane safkan var burada. Bu 3 yaşlı İngiliz safkanları arasında 3 tane safkana biz yer verdik. Evet, 5 numaralı Alex D. Colin Keane'le 1 numaralı Hellbent diyoruz. Shane Foley ile ve 6 numaralı Always Waiting William G. Lee ile evet, 5-1-6 burası için 3 tane safkan gayet yeterli olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet, günün son koşusuna geçtik şimdi. Son koşusu 19.30'da akşam saatlerinde handikap 3 yukarı İngilizler 1000 metre için böyle bir hız yarışı, sürat yarışı izleyeceğiz. Günün hemen hemen en az ikramiyesinin olduğu koşu bu. 15 tane safkan burada start oluyor. Muhtemelen alt gruptan bir jockey veya apprentice'in de burada gelme ihtimali var. Evet, ilk atımız 12 numaralı Brave Display diyoruz. Heffernan'la. İkinci atımız 13 numaralı Fine Destruction diyoruz McDonald'la. Evet. 2 numaralı Arnhem GM Ryan'la. 11 numaralı Jared Maddox diyoruz Oysen Orr'la. 7 numaralı Woodrow diyoruz RP Cleary ile. Ve 5 numaralı Young Angel diyoruz Colin Kane'le. Şimdi arkadaşlar burası 12, 13, 2, 11, 7, 5 şeklinde tam 6 tane safkan ancak eğer burada 2 tane teki daha evvelden bulursanız bu son ayağı kapatmanızda yarar var. Daha evvelki vermiş olduğumuz ikişer atlar var hatırlarsınız. Mesela Mia Mento 3. koşuda. Bunu düşünebilirsiniz. Tabii ki 5 numara 9 numarayı 5. koşuda 9 numara Zahidan'ı düşünebilirsiniz. Zainuddin'i özür dilerim. Bu yani iki tane teki bulduğunuz zaman son ayağı kapatmanızda yarar var diyorum. Burada gerçekten çok garip bir ganyanlı at da gelirse şaşırmamak lazım. Evet, kurakla ilgili düşüncelerimiz, tahminlerimiz bunlar. www.marksporttahmin.com'dan da şablonlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu koşuya katılacak yani tüm bahislere iştirak edecek arkadaşlara başarılar diliyoruz. İyi bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.